A'dan Z'ye tarım dışı istihdam dinamikleri. Doktor Tuğber Çitilci, GCM Yatırım Araştırma Müdürü. Bugün günlerden verilerin verisi tarım dışı istihdam verisi olacak. Tabii tarım dışı istihdam verisini beklerken Fed'in politikalarına ve Fed'in söyledikleri ve söyleyemediklerine değinmeden olmayacak. Şimdi Fed'in para politikası söyleminde majör bir kırılım var. Hem Powell hem Yellen enflasyon geçici arzi şoklar diyordu. Fakat ikisinin söylemi de şahinleşti. Enflasyon kalıcı. Ve bu beklenenden önce Fed'in varlık alımlarını azaltma hızını arttırma, sıfır faiz politikasından çıkış ve orta dönemde de bilanço daraltmaya ilişkin beklentileri negatif yönde etkiledi. Yani öne çekti. Ama bu etkin olurken omikron varyantıyla beraber Fed'in bu faiz artışında gönülsüz olmasını destekleyecek bir unsur devreye girdi. Omikron ekonomide belirsizlik yaratıyor. Ekonomiler tekrar kapanır mı kapanmaz mı? Petrol fiyatlarını çok sert yönlü aşağı baskıladı. WTI ve Brent'e baktığımız zaman da 68 ile 71 dolar seviyelerinde dengelenme var. Tabii bu hem enflasyon açısından Fed'in işine geldi hem de siyasi olarak Biden'ın işine geldi. Çünkü Biden OPEC'e karşı, daha doğrusu OPEC görünümünde Rusya'ya karşı savaş verirken stratejik rezervleri açması, satması, sözlü müdahaleler etmesine rağmen petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketi sağlayamadı. Bu da neden önemli? Çünkü Amerikalıların aldığı benzindeki litre fiyatı 1 doların üzerinde. Bu da onları rahatsız ediyor. Ki hep dediğim gibi Amerikalının et fiyatına, benzin fiyatına, hisse senedi fiyatına dokunmamanız gerekiyor. Dolayısıyla bu omikron varyantı kaynaklı negatif haber akışı Fed'i ve Biden'ı enflasyon ve akaryakıt fiyatları konusunda elini oldukça rahatlattı. Ama işte piyasanın kafası Fed sıfır faiz politikasından ilkbaharda mı çıkacak, sonbaharda mı çıkacak? Omikron varyantı devreye girmeden önce ilkbaharda bir faiz artışı bekleniyordu. Ki aslında olasılıklara baktığımız zaman da Mayıs toplantısında 32.7, Haziran toplantısında 37, Temmuz toplantısında %29 ama Eylül toplantısında %50'lik bir yığılma var. Yani piyasa şu anda etkin olarak Eylül toplantısı bekliyor. Ama bu beklentileri zaten piyasa kendi kendine oluşturduğundan dolayı 50 ile %37 arasındaki fark çok anlamlı değil. Dolayısıyla bu tekrar Haziran ve Mayıs dönemine de doğru dönebilir. Ama burada Fed Başkanı Powell'ın ısrarla vurguladığı bir unsur var. İstihdama odaklanıyoruz. İstihdamda da tam istihdam seviyesine ulaşmakta mesafemiz var. Daha uzağız diyor. İşte bundan dolayı da bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi önemli olacak. Veri 16.30'da açıklanacak. Bir önceki rakam 531 bindi. Beklenti 550 bin seviyesinde. Tarım dışı istihdam verisini aldıktan sonra işsizlik oranı 4.5 bekleniyor ve enflasyondaki yönü, hareketi ve ileriye dönük çapalamayı anlamak için bakacağımız ortalama saatlik kazançlar var. Bu da aylık 0.4, yıllıkta da %5 bekleniyor. Ki dikkat ederseniz Amerika'daki manşet enflasyonun %6.2 olduğu dikkate alındığı zaman da %5'lik ücretlerde, yani daha doğrusu ortalama saatlik kazançlarda yıllık %5 artış enflasyon makasına yaklaştığını gösteriyor. Bu da enflasyonun istihdam piyasasını, iş gücünü sıkılaştırarak daha da katkı yapacağının net bir göstergesi. Peki tarım dışı istihdam verisinde piyasanın odaklandığı şu anda 1 milyon sihirli veri. Gelir mi gelmez mi? Zaten şu anda en yüksek beklenti 800 bin, en düşük beklenti 375 bin seviyesinde. Tabii bu Bloomberg'un özel hesaplamalarına göre geçmiş dönem tahminleri en iyi olan analistler 550 bin, 450 bin, 600 bin, 650 bin, 620 bin, 630 bin bekliyor. Tabii burada her ne kadar medyan beklenti 550 bin ise 700 ve üzerinde gelecek. Yani 700 ve 800'de gelecek olanlarda pozitif yönlü şok. 375'e yaklaşacak, 375 ve aşağısında gelecek tarım dışı istihdam verisi de negatif yönlü şok yapacak, şok verecek. Şimdi eğer istihdamda negatif bir unsur olursa, yani 375 ve aşağısındaki gerçekleşmeler durumda Fed para politikasında hemen adım atamaz, tam istihdama ulaşmaktan uzak. Dolayısıyla sonbahara doğru bir faiz artışı beklenti olabilir. Söylemleri çok şahinleşmeyebilir. Ama
550 binin üzerinde 700 ile 800 bin arasında pozitif sürprizli ve hatta 1 milyona yaklaşabilecek ilave pozitif bir durum olması durumunda bu Fed'in beklenenden önce adım atabileceği, ilkbaharda faiz artışına gidebileceği, varlık alımlarını azaltma hızını daha da şiddetlendirebileceği şeklinde bir fiyatlama unsurlarını tetikleyebilir. Tabii buradaki de en önemli etkilenecek unsur ons altın, gümüş ve daha sonra da Amerikan endeksleri olacak. Zaten son dönemdeki tarım dışı istihdam verisine baktığımız zaman da hani Haziran ve Mayıs'taki o pozitif şokları dikkate almazsak zaten belli bir bant içinde devam ediyor. Tabii burada odaklanan o Temmuz dönemindeki gibi 1 milyon olur mu olmaz mı? Hatta 1 milyona çok yakınsayacak rakamlar piyasanın odaklandığı unsur bu. Yani çok ekstrem pozitif senaryoda kritik unsur 1 milyon olur mu olmaz mı? Zaten en yüksek beklenti de 800 bin olarak devam ediyor. Peki bu tarım dışı istihdam verisi açıklandığı zaman da bir standart sapmada istatistiksel olarak Bloomberg'un hesapladığı ve ki bunu da çok öncelerinde paylaştığım etki, fiyatlama etkisi bize neyi ifade ediyor? Şimdi her tarım dışı istihdam verisi açıklandığında 5 dakikalık dönemde ons altın bir standart sapmada yukarı pozitif olarak 0.58 hareket ediyor. Aşağıda 0.27 hareket ediyor. Ortalamada da 0.158. Yani ons altındaki yukarı yönlü, diyelim ki negatif tarım dışı istihdam geldi. Yukarı yönlü pozitif şok geldiğinde ons altın fiyatına 0.58 yüzdelik bir hareket var. Gümüş tarafına bakalım. Gümüşte dikkat ederseniz daha yüksek bir tepki var. Üst tarafta %1.04'lük pozitif tepki, aşağıda 0.56'lık negatif bir tepki bulunuyor. Dolar Türk lirasına bakalım. Dolar Türk lirasındaki hareket ne oluyor? Gerçi bugün enflasyon verisi açıklandı. Enflasyon aylık ve yıllık bazda beklenenden yüksek geldi. Buna bağlı olarak kurda yukarı yönlü hareket gerçekleşti. Bugün de tarım dışı istihdam verisini takip ediyor olacağız. Dolar Türk lirası için 5 dakikalık dönemde aslında öyle fırtınalar kopartıldığı kadar çok da majör bir hareket olmuyor. İlk 5 dakikalık dönemde yukarı tarafta %0.25, aşağı tarafta da %0.20 ki zaten Türk lirasının günlük %5 artı eksi 5 oynaklığı dikkate alındığı zaman da tarım dışı istihdam verisinin şoku oldukça sınırlı kalıyor. Euro Türk lirasına bakalım. Dolar Türk lirasında sınırlı bir hareket olurken Euro Türk lirasında nasıl bir tepki oluyor? Orada da benzer şekilde yukarı tarafta %0.24, aşağı tarafta da 0.10 negatif bir performans bulunuyor. Parite tarafına bakalım. Euro dolar paritesinde bir reaksiyon, sert fiyatlamalar tetikleniyor mu, tetiklenmiyor mu? Euro dolar içinde çok fazla negatif yönlü veyahut da pozitif yönlü etki olmuyor. Yukarı tarafta %0.27, aşağı tarafta %0.12'lik negatif yönlü bir reaksiyon veriyor. Endekslere bakalım. S&P 500 endeksi veri geldiği zaman da nasıl tepki veriyor? O da belli bir bant içinde ilk 5 dakikalık dönemde bir standart sapmada yukarı tarafta %0.25'lik pozitif bir reaksiyon veriyor. Aşağı tarafta da düşüş sınırlı kalıyor. 0.05 negatif performansta bulunuyor. DAX'a bakalım. DAX tarafında neler oluyor? Orada da çok sınırlı bir tepki var. Yukarı yönde 0.10, aşağı tarafta da 0.16. Gelelim bizim tarafa. Borsa İstanbul 100 endeksinde nasıl bir reaksiyona neden oluyor? S&P, DAX gibi bize de çok fazla bir reaksiyona neden olmuyor. Yukarı tarafta %0.18'e yakın bir pozitif şok. Aşağı tarafta da %0.07 negatif bir şok veriyor. Ereğli'ye bakalım. Hisse senetlerinde bir bağlantı kurmak istersek Erdemir nasıl bir reaksiyon veriyor? Çok anlamlı bir unsur yok. Endeks gibi yukarı tarafta %0.20 pozitif bir reaksiyon. Düşük tarafta da aşağıda 0.05 negatif yönlü bir reaksiyon veriyor. Bir de bankalara bakalım. Garanti Bankası'nın durumu nedir? Orada biraz daha anlamlı sonuçlar çıkıyor. Yukarı tarafta %0.47'lik bir yukarı reaksiyon var. Aşağı tarafta da 0.19. Dolayısıyla bu Bloomberg'un hesapladığı
etki tarafında tabii standart sapmaları değiştirdiğiniz zaman da farklı sonuçlar da alabilirsiniz ama genelinde mevcut etki dikkate alındığı zaman da ilk etapta gümüş, daha sonra ons altına bakmak faydalı olabilir. Herkese iyi günler dilerim. Thank you.